Şimdi sizi biz meclise takip ediyoruz da size zaten 84'ten beri bir Sakarya'da size tanışıklığımız da var. Mecliste de oldukça da bir hareketlisiniz. Biraz agresifliğiniz var mıydı? Öyle bir görünüyor mu dışarıdan baktığın zaman? Siz bakınca öyle mi görünüyor bunlar? Hayır değil. Şimdi bir anda bazen agresifleşiyorsunuz. Yani şöyle bir şey diyeyim. Sert söylemleriniz oluyor sizin. Ben duygusal bir insanım. Gerçekten hissettiğim gibi davranıyorum. Yani duygularımı kontrol edebildiğim zamanlar elbette siyasette daha çok. Ancak bazen de duygularımı kontrol edemediğim zamanlar oluyor. Bunlar hassas zamanlarda. Örneğin yaşadığım ülkemle ilgili gerçekten karşımdaki insanlar bu ülkeye ihanet ediyorlarsa, haksızlık ediyorlarsa, bu ülkenin bütün toplumunun, bütün insanların faydalanabileceği zenginlikleri sadece bir azınlık tarafından paylaşılmasını sağlamak için mücadele ediyorlarsa ve bunu bana yansıtıyorsa o anlarda duygusal davranıyorum ve tepkimi içimden geldiği gibi ifade ediyorum. Ancak tabii sizin aslında anlattığınız bize görünen şey televizyonlarda biz mesela örnek veriyorum. Ben size mecliste bir günü anlatayım. Ben önümüzdeki hafta nöbetçiyim. Nöbetçi olduğum için saat 2'de genel kurula gireceğiz. Konunun yoğunluğuna göre, gelen yasaların yoğunluğuna göre ve önemine göre bu 2'de başladığımız çalışma saati, mesai saati bazen saat 12'yi, bazen 3'ü, bazen sabah 5'i buluyor. Şimdi günlerce böyle toplantılar yapabiliyoruz. Özellikle bütçe ağırlıklı toplantılarda yapıyoruz. Öyle zamanlarda insanlar hep konuşuyoruz, yasaları tartışıyoruz. Fakat bir an böyle kızdığımız, öfkelendiğimiz, sert bir yanıt verdiğimiz, karşı taraftan da sert bir yanıt geldiği bir an olabiliyor. O anı televizyonlar alıyorlar ve bütün gün o an tartışılıyor. İnsanlar da diyorlar ki bunlar mecliste her gün kavga ediyorlar. Öyle bir şey yok. Meclisteki en sert tartışmalardan sonra bu meclis başkan vekilinin oturduğu bir kürsü var. Yönettiği bir kürsü var. Onun hemen arkasında meclis başkanının bir odası var orada. Meclis başkan vekili ya da meclis başkanı şey der. Der ki ya arkaya geçelim. Grup başkan vekilleri bir gelsinler bir görüşelim derler. Biz arkaya geçeriz. Ne kadar sert bir tartışma olsa dahi grup başkan vekilleri orada gayet sakin oturarak bu konunun nasıl düzgün bir şekilde çözüme kavuşturulacağını konuşturur. Çünkü mesele Türkiye meselesi. Mesele kişisel bir mesele değil. Mesele birbirimizden ilgili ne düşündüklerimiz ya da siyasi partimizin ideolojisi değil. Orada Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili yasalar çıkıyor. Çıkan yasaları en sağlıklı bir şekilde oradan geçirebilmek. Bu konuya...